Yani bugün öğrencilik serisi devam ediyor. Ve bir öğrenci olarak nasıl doğa konusunda adanmış olmalıyız? Sizinle paylaşmak istedim. Yani bugün kardeşimin paylaştığı tanıtımından çok bereket aldım. Çünkü bugün yani uygun bir konum olup sevdiğim diye dua ediyorum. Ama bence sizin tanıtımlarınızı göre birçok sizin paylaştıklarınız ve dualarınız bir uygun bir konum olabiliyor. Aslında siz bunu yapıyorsunuz. Ben bunu görüyorum ve bundan çok bereket alıyorum. Ama yine de bunu bir daha baksak iyi olabileceğini düşünüyorum ben. O zaman bir öğrenci olarak nasıl doğa konusunda atılmış olmalıyız? Bir bakalım hep beraber. İsa öğrencilik ilgili bahsederken şöyle de Mata 28. bölüm 20. ayette. Sizi buyurduğum her şey kılmaya onlar öğretin dedi. Ve görüyoruz ki İsa'nın kendisi doğa konusunda adanmıştı ve öğrencilerini yapmaya öğretti. Birkaç örneklere baktım bunu görmek için. Luka 5, 16. ayette diyor ki İsa ise sık sık ıssız yerlere çekilip dua ediyordu. Başka bir örnek de var. İsa dua etmek için dağa çıktı. Bütün gece Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Başka da var lazımsa. Luka 11, 1 ve 2. İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirdiğinde öğrencilerinden biri İsa'ya, Efendimiz, Yahya öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bizi nasıl dua edeceğini öğret, dedi. İsa ona şunlar söyledi. Dua ederken şöyle deyin. Bu ayaklarından görebiliyoruz ki aslında İsa dua çok önemsizdi ve onun öğrencilerine çok belirtmişti. Çok net bir şekilde ekmeği öğretti. Peki onun öğrencileri öğretişlerini yerine getirdiler mi? Bir bakalım. Elçilerin işlerini 6-4 baksak orada öğrencilerin bunu nasıl yaptıklarını görürüz. Biz de kendimiz dua ve Tanrı sözünü vaaz etmeye verelim demişler. Aslında bu ayetin yeri çok ilginç bir yere. Kilisenin başlangıçta bunu söylediler. Ve orada bir sorun yaşıyorlardı. Bu sorun neydi? Kilise çok büyümüştü. Yani onların beklediğinden daha çok büyümüştü ve onların aralarında birçok ihtiyacı olan kişi vardı. Ve onlar için hizmet başladılar. Ama elçilerin için zaman yetmiyordu. Hem bu ihtiyaçlarına hizmet etmek için hem de dua etmek ve vaaz vermek için bir zamanları kalmadı. O zaman birkaç kişi seçmişler ve özellikle bu kişiler bu hizmet üzerinde duracaktılar ki onlar kendilerine dua ve Tanrı sözünü vaat etmeyi verebilsinler diye. O zaman görüyoruz ki bu ayetin örneğinden onun öğrencilerinin aslında duanın önemini çok iyi bildiler ve aslında bunu vurguladılar. Çünkü kilisenin tam başlangıcında başka bir şeye daha çok önemini vermediler. Ama o da bıraktılar. İhtiyaçlarım önemli. Ama bunu çok iyi bir şekilde işlettiler ki dua kaybetmesin diye. Bizim aklımızda benzer şeyler yapsak bence iyi olur. Ben de bunu yapıyorum sıkça. Yani yoğun olurum bir şey yapmak. Kalkarım ve dua etmeyi unuturum. Ve bunun iyi bir dersimiz olur bizim için. Öğrenciler, İsa'nın öğrencileri, onların öğrencilere de dua etmeyi öğrettiler. Bir bak, kaç örnek diye bakalım. 1. Samuel 5, 17 ve Efes'te 6 ve 18 benzer şeyler diyorum. Ama şöyle bir şey diyorlar. Durmadan dua edin. Bu Paulus. Paulus bu başka bir mektupta, Efes'teki mektupta bunu söylüyor. Her türlü dua ve yalvarışıyla her zaman kutsal ruhunun rehberliğinde dua edin. Bu amaçla bütün kardeşleri için yalvarışta bulunarak, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla
uyanık durun. Yani burada Paulus, İsa'nın elçi olarak, kilise önder olarak, onun kuyuları, onun öğrencilerine teşvik etmeye çalışıyor. O zamanlarda bu kiliseler çok zor zamanlardan geçiyorlardı. Ve ona neydi onlara? Siz aslında ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Siz dua etmişsiniz. Durmadan dua etmişsiniz. Neden? Çünkü zorluklardan geçiyorsunuz. Ve bunu da unutmadan bakıyoruz. Aslında çok önemli bir şey olduğunu bize gösteriyor. Ve birkaç kez de bunu dedi. Benzer sözlerle. Durmadan dua edin. Durmadan dua edin diyor. Peki. Güzel. Ama bir önce neden dua konusunda adamlaşmama diyoruz. Belki şöyle bir düşünce aklına gelir. Belki ben çok istekliyim. Böyle bir halde dua etmesin daha iyi olur diye düşünebiliyorsunuz. Ya da ben dua konusunda pek başarılı değilim. Başka bir şey yapsam olmaz mı dersiniz. Bilmiyorum. Gerçekten neden bir öğrenci dua konusunda adanmış olmalı? Bence birçok neden varken iki tane bakmamız lazım. Birinci sebep şu diye düşünüyorum. Duamız temelimizi oluşturuyor. Peki nasıl? Sohbet ve iletişim ilişkilerimizi nasıl temizse eğer, dua da bizim öğrencilerimizi bir temizdir. Yani bir başlangıç noktasıdır. Nasıl? Bakalım. Bir örneğe bakalım. Elçilerin işlerine 1-4'e baksak iyi bir örnek görürüz. O ayda Tom diyor. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomei, Mata, Alfa oğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, olur kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. Ben Grekçe'ye baktığımda, çünkü bu sürekli söz aslında birkaç farklı sözlerle çeviriyor Türkçe'de. Ve şunu olabileceğini düşünüyorum. Yani sebat ederek. Ona da eklesek yanlış olmaz diye düşünüyorum. O zaman tam bir birlik içinde sürekli sebat ederek dua ediyorlardı. Tamam. Peki. Orada neden dua ediyorlar? Yani biraz önce İsa göğe aldı. Bunu görmüşlerdi. Ve ne dedi onlar? Siz bekleyeceksiniz. Sana bir yardımcı göndereceğim. Bir ruh göndereceğim. Ama ne durumda bekliyorlar şimdi? Düşünsene. Yani İsa öldürüldü. Ve onlar geriye gitmek zorunda kalıyorlar. O şehirde. O şehirde kalmak zorunda kalıyorlar. Ve herhalde büyük bir korku içerisindeydiler. Yani ve hem ne yapacaklarını beklemekten de başka bir şey söylemedi mi onlara? Şöyle yapacaksınız, şu kadar zaman için bekleyeceksiniz, ondan sonra yardımcı gelecek, ondan sonra şöyle bir şey yaparsınız, şöyle bir şey yaparsınız falan filan. Hiçbir şey demedi, sadece bekle dedi. O zaman sanırım o adamların aklına neden dua geldi? Yani ben kişisel bir düşüncesidir ama onlar olsam belki ben tecrübelerim aklıma gelir, belki iyisinin ve çeşitlerine aklıma gelir. Ama bu da tecrübelerinde olabiliyor. Mesela Getsemane'deki bahçesinde İsa'la beraberken ne yaptılar? Uyku kaldılar. O dedi, benim nedir? Benim için dua et. Ama onlar onu görmüşler. Onun tedirginliğini görmüşler. Ve o zamanlarda belki korkmaya başladılar. Rabbimiz neden korkuyor? Daha önce birçok şey açıldı bize, yalnız korkmaya başladık, bir şey anlamıyoruz. Şimdi dua ediyoruz.
çok tehlikelidir. Neden şöyle bir şey ne yapayım bilmiyorum ve o zaman uyuyup kalıyorlar. Neyse geliyor ve onlar bizi arıyor. Aslında sen uyanık kalman lazım. Sen bunun istekli ama bedenin güçsüzdür. O zaman dua edin diyor onlara. Belki o oda otururken karanlıkta belki korku içerisinde bu an onların aklına geldi. Ve o yüzden dua etmeye kalktılar. Çünkü bir şey anladılar. Hiçbir şey bilmezken, bir başlangıç nasıl olabileceğini hiç bilmezken, ruhu ya da detaylar hiç bilmezken ne yapmak lazım biliyorlardı. Yani dua etmenin en iyisi biliyorlardı. O zaman onu yapmaya başladılar. Hemen dua etmeye başladılar. Ve görüyoruz ki onlar hep beraberken, o aynı oda içerisindeyken o ruh geldi. Onların beklediği ruh geldi. Ama ilk ne yaptılar? Dua ettiler. Aslında şöyle baksak, dua yalnız bizim öğrencilerimiz temel değildir. Bütün kilisenin temelidir. Abartıyor muyum? Yani daha önce baktığımız elçilerin işlerine 6. bölümdeki örneğe gerek baksak yine dua için diye bırakıyorlar. Onlar böyle başladı ve böyle devam etmeye planlıyorlardı. Bunu görüyoruz. Böyle başladılar. Sonra yaşlandıklarında öyle devam edeceklerine de kararlı bir şekilde devam ettiler. O zaman bence bunu diyebiliyoruz. Dua aslında bir temeldir. Dua kilisenin temelidir. Dua bizim temelimizde olması lazımdır. Bunun dışında bence iyi bir sebep olsa da başka daha iyi bir sebep var. Dua etmemiz için. Yani o itaattir. Yani var böyle. Bizim öğretmenimizin söylediği için yapsak iyi olur. Bir öğrenci anlamazsa bile onun öğretmenine güven söylediklerini yapar ki anlasın. Yani mesela benim hayatımda Türkçe öğrenmeye kalktığımda birçok şey anlamadım. Özellikle o ilk gün derse gelince yani sesler geliyordu bana. Sözleri hiçbirini bilmiyordum. Gramerler benim kafam karıştırıyordu. Çünkü İngilizcesinden tam tersidir. Hiçbir şey anlayamazdım. Ama ne yaptım? Öğretmenin söylediklerine güvenip notlar yazdım. Öğretmenin sözlerine güvenip tekrarladım. Öğretmenlerin söylediklerine güvenip denedim ki anlayabildim. Yani ruhsal şeyler de öyledir. Bazen İsa bize bir şey açıklamaya kalkıyor. Yani ruhsal ruh bize bir şey açıklamaya kalkıyor. Ama biz anlamıyoruz. Ve dua etmezsek de anlamamaya devam edeceğiz. Çünkü onu yaparak onun söylediklerini değerli bir şekilde bakıp ve anlamını çıkartabiliyoruz. O zaman Hristiyanlar için, Hristiyan öğrenciler için dua çok önemli bir şey olduğunu diyebiliyorum. 1. Samuel 5, 17 ve Efesler 6 ve 18. ayette sürekli dua edin, devamlı dua edin diyorlar. Yani böyle olması lazım. Ki İsa'nın söylediklerini yerine getirebildim. Bizim öğretmenlerimizin söylediklerini yerine getirebildim. Yani o yüzden ben kardeşim daha önce kardeşimin tanıklıktan çok teşvik aldım. Çünkü balık tutarken dua edin. Onun geliyor bu sözler. Sürekli dua edin. Ne yapıyorsanız yap. Ama aynı zamanda da dua edin. Ki bir şey anlayabiliyorsunuz. Peki, İsa duanın önemsizliği ve öğreti. Onun öncelerine önemsizliler ve öğretiler. Hayatlarında temel oluşturan bir şey olarak kabul etmişlerdi. Ve İsa'nın söylediği gibi itaat ederek yerine getirdiler.
Biz de sağlık öğrencileri olarak kendimizi doğaya nasıl adanmış olabiliyoruz? O konuda tecrübelerime göre tek bir şey tavsiye edebilirim ise, bir başlangıç ya da temel basitse salamdır. Yani bir daha söyleyeyim, bir başlangıç ya da temel basitse salamdır. O zaman kutsal kitaptan başlayalım. Kendi sözlerini üretip doğru ya da yanlış yaptığını hiç uğraşmadan başlayabilirsiniz dua etmeye, eğer kutsal kitaptan dua etmeye kalkarsın. Mesela, Rabbin duası ya da mezmurlardan biri seçerseniz ona göre dua edebiliyorsunuz. Peki, kutsal kitap kullanarak nasıl dua edebilirim diye sorabiliyorsunuz.